Avukat, hukukçu Ayhan Öğmen karşımıza. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Meselenin hukuki boyutunu sizinle konuşacağız. Çünkü seçimin burada bitmeyeceği, yargıya intikal edeceğine dair her iki tarafında demeçleri var. Bu demeçler doğrultusunda şu anda da başa baş bir yarış olduğunu varsayıyoruz. Çünkü sonuçlanmayan eyaletlerde her an kopup karşı tarafa gidebileceğine dair bazı ipuçları geliyor bize ulaşan bilgilere göre. Yani Biden eğer bu sonuçlar böyle devam ederse seçimi alıyor. Aradaki fark da zaten 14 sandalye. Bu sandalye farkını açacak gibi gözüküyor. Ama bu eyaletlerden bir tanesini kaybederse otomatik olarak seçim diğer tarafa kalacak. Hukuki süreç nasıl olacak? Yargı bu konuda nasıl işliyor Amerika'da? Yargının karar verme süreçleri hızlı mı, yavaş mı? Ve bu süreçlere politikacıların müdahalesi hangi durumlarda söz konusu olabiliyor? Şimdi biliyorsunuz Başkan Trump dün akşam yaptığı açıklamada hemen Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini, evet. Anayasa Mahkemesi'ne giderek de hemen gerekli işte sonradan sayılacak oyları geçersiz adımına atacağının haberini verdi biliyorsunuz, evet. İlk gecesinde seçimin. Tabii Anayasa Mahkemesi'ne gitmek o kadar kolay olan bir durum değil. Normalde tabii ki biliyorsunuz seçim sonrası oyların sayılması ile ilgili durumlar tabii ki mahkemeye taşınabiliyor. Herhangi bir uyumsuzluk, usulsüzlük gibi şeyler durumlar varsa bunları itiraz edip yargı yolları açık olabiliyor. Tabii bu direkt böyle hani Anayasa Mahkemesi'ne gitmiyor ya da bir politikacının açıklamasıyla Anayasa Mahkemesi'ne giden bir süreç değil. Öncelikle bu seçim sonrası olacak oyların sayılmasıyla ilgili olan durumda yerel mahkemelere gidilmesi gerekecek. Önce state seviyesinde dediğimiz, eyalet seviyesinde dediğimiz yerel mahkemelerden başlaması lazım. Evet. Ve yerel mahkemelerde başladıktan sonra üst mahkeme federal ve federalden de Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidecek. Yani biraz uzun böyle sürebilecek bir serüvenden bahsedebiliriz. Tabii böyle her seçimin ya da oyların mahkemeye taşınması veya mahkeme tarafından kabul edilmesi de mümkün değil. Evet. Buradaki usulsüzlüğün kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla her eyaletten eyalete de bu değişecektir. Eyaletlerin bakacağı kurallar farklı olacaktır. Ama sonuçta mahkemelerin bakacağı nokta eğer yapılan seçim sonrası oy sayımlarında bir işte dolandırıcılık, bir usulsüzlük, bir değişik bu tarz usule uygun olmayan adımlar kanıtlanabildiği sürece ancak mahkeme bunu dinliyor olacak ve ciddiye alıyor olacak. Yoksa hani sadece ben oyların kabul edilmesini istemiyorum ya da oylar kabul edilmesin demek tabii ki çok bir yere götürecek bir adım değil. Önemli olan nokta bu adımda bu usulsüzlüğün kanıtlanıp ilerlemesi. Biliyorsunuz bütün bu mahkeme sürecini başlatan serüven şundan başlıyor. Şimdi biliyorsunuz normalde Amerika'daki seçimlerde kişiler tabii ki seçim günü gidip seçim yerine oy kullanırlar başkanlık seçimi için. Evet. Fakat bazı tabii eyaletlere değişiyor seçim durumları ama bazen kişilerin oy kullanamama durumunda ya da işte eyalette olmama, hasta olma gibi durumlarında bu tip oy kullanmalarına izin veriliyor. Tabii pandemi döneminden dolayı bu milyonları buldu. Çünkü insanların güvenliğini sağlamak için, sağlıklı bir ortamda, güvenli bir ortamda oy kullanmalarını sağlamak için tabii bu milyonlara ulaştı. Dolayısıyla normalde çok denk gelen bir olay değil bu kadar ciddi sayıda o gün oy kullanmadan öncesinde kullanma, postayla kullanma çok yaygın olan bir durum değil. Bunun yanında da tabii bu şekilde oy kullanılmış olmasında da biliyorsunuz eyaletlerde yönetimler yani validir diyelim, belediye başkanıdır bunların aldığı kararlarla bu süreler uzatıldığı için ya da işte oy kullanmada şu tarz koşullar getiriyoruz diye kararlarla yani idari kararlarla geçildiği yani idari karar yani yargı şey meclis kararından ziyade idari kararla ilgilendiği için sorun orada başlıyor. Çünkü örnek veriyorum bir New York eyaletindeki vali ya da işte belediye başkanı aldığı kararla tamam oy durumunu şöyle yapacağız koronavirüsü krizinden dolayı dediği an idari bir karar almış oluyor. Evet. Oysa normal meclisten, eyaletin meclisinden geçilip karar alınmış olsaydı o zaman bir sorun çıkmama durumu oluyordu. İdari alındığı için ve sayımlar bunun üzerinden de ilerliyor olduğu için dolayısıyla mahkemeye götürme noktasında kolay ilerleyebilir itiraz noktası. Evet. Peki bir başka konu var. 2-3 dakika kadar da vaktimiz var. Amerika'da bu tabii
posta yoluyla, uzaktan erişimle oy kullanma meselesi pandemi dolayısıyla bu kadar büyük rağbet görmeye başladı mecburiyetten dolayı. Geçmişte de var olan bir uygulamaydı ama daha sınırlı kesimler katılıyordu bu şekildeki oylamaya. Bugüne kadar hiç Amerika'da tanık olduğunuz postada kaybolan oylar ya da postada yön değiştiren ya da yer değiştiren, adres değiştiren oylarla ilgili dava konusu oldu mu? Bu davalar nasıl sonuçlandı? Buna dair 3 dakikalık bir yorum rica ediyorum. Biliyorsunuz bu seçim döneminde bu çok gündeme getirildi politikacılar tarafından. İşte kimi politikacılar ne dediler? Yok işte bu seçim dolandırıcılığı olacak, işte bu sayede oy kullanmayanlar ya da birden fazla kişiler oy kullanacak. Dolayısıyla bu şekilde bir usulsüzlük ortaya çıkacağı açıklamaları yapılırken bir yandan da yok böyle bir şey görülmedi. Genelde denk gelinen bir durum değil. Pek de şahit olunan bir durum değil. Yani aslında şu ana kadar bu noktada posta yoluyla, oy kullanmayla usulsüzlük durumu çok yaygın ya da çıkmış bir durum değil. Fakat seçim geçmişine baktığımızda yanılmıyorsam 2000 yıllarında hatta Bush'a son biliyorsunuz kazanmayı sağlayan seçimde bu durumlar ortaya çıktı biraz diyebiliriz. Oradaki evet. Seçim sonrası sayımdan sonra Bush kazandı. Yani Bush bir nevi başkanlığı o seçimden sonra aldı. Onu bir örnek olarak verebilirim. Orada yaşanan mahkemeler ve durumların sonunda Bush'un haklı olduğu ve kazandığı ortaya çıkmış oldu. Aklıma gelen bir tek bu ama onun dışında tabii ufaklı tefekli olabilir ama genel anlamda bu tarz bir usulsüzlüğün yaygın olmadığı bir ortam Amerika'da diyebiliriz. Dolayısıyla aslında bu usulsüzlük durumunun ortaya atılmasının en büyük sebeplerinden biri biliyorsunuz Başkan Trump'ın iddialarından dolayı başladı. Kendisinin özellikle daha aylar öncesinde işte pandemi döneminden dolayı eyaletlerin biz insanların oraya gelmeden güvenle postayla oy kullanmasına milyonlarca izin vermeye kalkarken o da açıklamalarında hayır bu çok usulsüzlüğe yol açabilir milyonlarca postanın, oyun postalanması demek olacak, kontrol altında tutulamayacak ve dolayısıyla bu tartışmasını oradan beri getiriyor. Dolayısıyla evet. Aslında uygulamada bu tarz bir usulsüzlüğün olduğu çok söylenemez. Anladım. Peki. Ayhan Bey çok teşekkürler. Muhtemelen bu hafta içinde sizinle yeni bir bağlantı daha kurabiliriz. Çünkü meselenin hukuki boyutunu ancak sizin gibi uzman kişilerden alacağız.